Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Şimdi İspir'deyiz arkadaşlar. İspir'de Özbağ Tüneli var. Onun hemen çıkışında Erzurum yolu üzerinde. Ovit Dağı'nı geçtikten sonra, yani Ovit Tüneli'ni geçtikten sonra herhalde bir 5-10 kilometre sonra Özbağ dinlenme tesisleri var. Hem otel hem dinlenme tesisi. Harika bir yer. Havası efsane. Bakın böyle dağların arasında. Yani şu an of yanıyor. Gerçekten bizim orası çok sıcak. Biz de bugün öğleden sonra buraya geldik Erkan abiyle beraber. Öyle güzel bir hava var ki yani. Soğuk var ama rahatsız etmiyor. Bakın kısa kolluyum. Siz hava sıcaklığını tam net bilmiyorum. Ama mükemmel bir hava var burada gerçekten. Bu akşam burada kalacağız. Burayı harika yapmışlar gerçekten. Daha da geliştirecekler. İşte bungalovlar falan da olacak burada. Biz de daha önceden geliyorduk buraya ama bugün Escobar'la geldim. Escobar da bakın orada. Escobar'ı seviyorlar. Bakın Escobar orada. Şimdi balık malık yedi. Normal yemek de getirmiştim ona ama burada balık falan da yaptılar ona. Balık yedi. Biraz doymuyor. Şu an yine meyve falan yiyor herhalde. Meyve mi veriyorlar? Ne yapıyorsalar? Burayı sizlere göstermek istedim. Bu taraflara geçen varsa, yani İkizdere'den yukarı Ovit Tüneli, oradan sonra buraya geçiyorsunuz. Burası çok güzel, temiz de bir yer. Dağdan su çıkıyor. Bakın buralar kar, eriyen kar suları herhalde buradan aşağı yapıyor. Şimdi şöyle mekana doğru ilerleyelim arkadaşlar. Nereden geçiş yapacağız? Her yerden şey yapıyor mu? Of, şuradan geçeyim ya. Islandım biraz ama olsun. Burada alabalık da var. Bakın alabalık da yiyebilirsiniz ama muhlama biz yedik az önce. Efsaneydi gerçekten. Çok güzel yapmışlar. Geç kardeşim geç. Yukarıda tavuklar vardı. Biz yukarıdayız. Bizim kaldığımız yer arkada. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Escobar. Bu yemek kimin? Tamam, sen bir tane Escobar'a vereceksin o zaman. Gel sen vereceksin. Ben çekeceğim. Ama atma sakın ha. Nasıl? Ağzına vereceksin. Bir şey olmaz, seni yemez, korkma. Bu az önce balık vermiş, balıkları yuttu mu balıkları? Gel. Yanına yaklaş, hemen verme ama, tamam mı? Yaklaş, bir şey olmaz ya, korkma. Yaklaş yaklaş. Elinle bak, dalmaz sana, yemin ediyorum dalmaz ya. Ha bak, gördün mü? İnsana dalmaz. Şu an zaten doymuş. Vallahi sen balık doyuyor. Balık vermeden önce ben şey verdim ona, yemeğini verdim, yedi. Biraz doymuyor, obur bu. Escobar. Escobar'la şimdi yürüyüş yapacağız yukarılara doğru. Yukarılarda ev mi var mı? Yok. Yok değil yok. Mi? Bak, yol boş yani. Boş boş. Ha iyi o zaman, tamam. Escobar'ı yürüteceğim. Burası bu şekilde arkadaşlar. Üst tarafta böyle taş bungalovlar olacak. Güzel. Bahçe 10 numara, meyveler falan var. Ben havasına hasta oldum yani. Tam gerçekten dinlenme tesisi. Gel burada dinlen. Erkan abinin orada da durduk biraz. Orası çok bunaltıyor yani. Orada nem gerçekten
insanı bunaltıyor ama burada şu esinti falan, bakalım akşam nasıl olacak bilmiyorum. Akşam da güzel olur herhalde inşallah. Acayip sevdim burayı ya. Şamil'in yeri. Burada da böyle herhalde kapalı alanlar var yemek yemek için. Açık alanlar var. Abi yer çok güzel, beğendim. Eyvallah kardeşim. Allah bol bereketli kazanç versin. Allah razı olsun. Bungalovları da yaparsan gerçekten süper olur ya. Aynen yapacağız. 5-10 tane bungalovı. 5-10 tane. 5-10 tane bungalovı şu anda başladık çalışmalarına. Nasip olursa seni ya aktif hale getireceğiz. Burayı daha güzelleştireceğiz. Böyle yabancı İnşallah. Dışarıdan gelen bütün turist, işte yerli turist hepsini memnun edebilecek bir pozisyona, böyle bir tesis haline getireceğiz yani. İnşallah ya. Biz geçen geldiğimizde yeşillik yoktu o zaman da şu evet. An çok güzel geldi gözüme ya. Aynen. Yeşillik olunca burayı da çok güzel yapmışsın. Gün geçtikçe bir şeyler katıyoruz buraya. Gün geçtikçe daha da iyi olur evet. İnşallah iyi olacak aynen. Tavukları mavukları da bunun içine sal, tam bir doğal yaşam parkı. Aynen. Zaten sabah kahvaltıda organik tavuk yumurtası. Tavuk yumurtalar sen tabii, kümesten tabii, değil mi? Tabii kümesten. Bir de mavi yumurtalar ha. He. Tabii mavi yumurtalar. Tavukları da göstereceğim arkadaşlar. Sabah kahvaltısının yumurtaları. Zaten orada tarla marla da var, her şey var orada. Tarla da var, domates, salata, biber. Bu bizim yediğimiz salata da orada mı yoksa? Tabii. He. Ben de diyorum abi lezzetli de salata. Bahçeden masaya. Çıkacağım şimdi. Bahçeden masaya servis ediyoruz. Lakanaların da var. Lakana var. Haşlama yapıyor musun burada? İyi tamam. Yukarıda bahçe var arkadaşlar. Buradan arka taraftan göstereceğim size de. Buradan da bir çıkayım bakın. Domatesler falan buradanmış ya. Evet, salata acayip lezzetliydi. Buraya tilkiler falan da geliyor. Tilki falan da besliyorlar. Videolarını gösterdiler bana. Bayağı büyük tarla var burada ya. He? He? Bir bakayım, bir hıyar alalım burada. Oo, organik sera var burada ya. Ceviz de var. Şimdi yediğimiz yemekler de bu tarladan ürünler varmış. Domates falan. Baksana. Harbi çok güzel ya. Yani burayı gerçekten güzelleştirmişler arkadaşlar. Bunlar karpuz herhalde. Salatalık var da nerede var bulamadım ki ben. Tavuklar var burada bak. Bizim Escobar bunları gördü zaten. Bir operasyon yapayım dedi bunlara. Tavuklara baksana kafası. Herhalde şey tavuğu. Afrika tavuğu mu bu, ne ya? Ne çirkin bir tavuksun lan sen. Aynen bak, şunlar çok güzel ya. Aslında geldiğimizde daha fazla vardı. Böyle arkaya doğru uzanıyor burası. Escobar bakın burada yumurta yapıyor. Yumurta yapıyor herhalde. Ne yapıyor? Ya da dinleniyor arkadaşlar. Çok çalışmış olabilir. Aşağı taraflara çok geçmiyorum. Misafirler var şimdi orada. Burada zaten gelen giden, yani yolu düşenden ziyade buralardaki mekan temiz olduğu için gerçekten buranın bilen insanları, yani buradaki buraya yakın olan hani devlet çalışanları falan gelip gidiyor. O yüzden onları da rahatsız etmeyelim. Arka tarafta güzel yani. Orada da zaten bungalovlar o arka tarafta olacak. Proje 10 numara gerçekten yapılırsa. Zaten iki kez geldik buraya. Geçen geldiğimizde video çekmemiştik ama. Yapıldığı zaman da inşallah ilerleyen zamanlarda yine geleceğiz, göstereceğim yani.
Escobar benim arkamdan ağlıyor da. Escobar'ın gözü seni arıyor. Değil mi? Arıyor. Beni arıyor tabii. Düşmesek iyiydi ya. Abi salatalığı ben bulamadım ya. Neyse boş ver ya, onu akşam yeriz. Yok yok boş ver abi ya, yeriz akşam ya. Buluruz. Escobar. Burada aslında civcivler vardı arkadaşlar da onları çıkardık buradan. Escobar için. Onları kümese aldılar tekrardan. Escobar dur seni salacağım şimdi, dur misafirler gitsin. Escobar şimdi gördüğü insanın üzerine gidiyor. İnsanlar da çekiniyor Escobar'dan. Halbuki bir zararı yok yani. Ama öyle bir gidiyor ki dana gibi. Ya şu var ya, şunu bilenler vardır, ben bilirim. Ama az orak bile etmedik. Kurtlanmış. İlaç olmadığı için herhalde kurtlanıyor. Arkadaşlar, Erkan abiye bir baskın yapacağım şimdi. Oğlum tarlaya mı girdin lan sen? Bak tarlayı bastı şerefsiz. Gel. Bak geliyorlar. Ne yapıyorsun burada Erkan abi? Baştan hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne var onu yok, sen yatıyorsun burada. Sen ne yapıyorsun burada abi? Ben bayağı da burada. Dutmuyorsun. Dutmuyoruz başka. Erkan abi artık buraya taşındı. Burası da Erkan abinin mekanı. Acıktım mı dut yerim mecbur, ne yapayım? Aynen, ama dut, çok güzel. Efsane. Yer çok güzel abi. Ben de çok beğendim ya. Ben buranın mekanı sahibini hiç tanımıyordum. Dut yiyoruz de Escobar nerede? Serdar Baba şey yaptı. Aşağıda. Git kafanı bir dinle abi. Neye? Serdar Baba dedi ki git kafanı bir dinle oraya. Ha burada var ya, o kadar mutluyuz. Değil mi? Hatta alabalıklar da var. Şeyde kutunun içinde mi? Su akıyor onlara. Su akıyor. Tamam gördüm onları. Sen nereden yaptın böyle bir sürpriz? Sen nereden mi yaptın böyle bir sürpriz? Abi ben de yapıyorum sürprizleri biliyorsun. Sürprizleri insan. Evet dedi onu, sen bir şey de Escobar mı diyor? Benim adamım gelmiş ya. Benim adamım gelmiş. Aynen. Ben bu akşam ona yatarım. Escobar tamam. Ben ona yatarım bu akşam. Abi sonradan kaçıp arabaya yatma. Yaylada da öyle yaptım. Pablo yanına geldi dedin, gittin arabaya yattın. Baktım Kayseri. Escobar'la yatarım ben. Baktım Kayseri elma yemiyorum. Her zaman alabalık da yumurta vermiştir, ona alışmış. Evet balık yemiş. Ama... Mescit de var burada. Burası İspir'in yani girişi mi oluyor yoksa? Girişi. Bu Ovit'in çıkışı. Ovit'in İspir'in girişi burası. Anladım. Burada Radide Kesiri. Özbağ dinlenme tesisleri. Şamil'in, Şamil'in yeri evet. Burada rakıbın, rakıb 2500. 2500 var mı burası? Tabii, 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 tabii. Ben de burası diyorum zaten bu. Zaten 2750 yukarısı. Burası 2500, biraz daha aşağı iniyoruz yani. Değil mi? Dağlar falan var ya sanki evet, daha evet, düşük gibi hissettiriyor ama demek ki o dağlar kaç. Evet, hem terleme bile terlemiyor. Evet. Aynen. Senin oranın havasıyla buranın... Ben zaten aşağıda onu nasıl yaparım? Erkan Baba şu tepe efsane, oraya da bir gidelim. Şurası var ya. Burada da demiştim bir abi. Bunlar bunun yavrusu mu? Yani bunun değil de bunun altına koymuşlar. Bu Kosi oldu ya. Evet.
Sen bunları mı gezdiriyorsun burada? Arkadaşlar şimdi bak mavi yumurta geldi. Görüyorsunuz bu yumurta mavi yumurta, tamam mı? Bu harbiden bunu nasıl yapıyorsun? Tavukların cinsinden. Bu yiyiliyor değil mi? Tabii. Bir tane Escobar yesin mi bakalım nasıl olur. Hemen. Bir tane Escobar'a mavi. Taze. Taze bir kişi ikisi de yedir ikisi de. Dur, Escobar mavi yumurta yiyeceksin şimdi. İkisi de. Escobar'a mavi yumurta yedireceğiz arkadaşlar. Şamil abi ısmarlıyor. Özellikle bunun proteini yüksek. Proteini yüksek. Zaten bu çok proteinsiz. Havada bir beyaz olmuyor, sarısı. Bak. Bakayım böyle ben kırmadan yiyecek. Al. Sen kıramam. Al bak. Ama içindeki sarı. İçi sarı. Sarı zaten. Al. Sadece kabuğu. Kabuğu mavi. Aynen. Bunu hangi tavuk yapıyor? O siyahlar mı? Tavuklar ha, şeyler. Bu, hem paçalı hem de şeyli. Neyli diyorlar Ömer onlara? Şapkalı Sultan, işte. Şapkalı. Sultan tavuklar. Sultan tavuk. Bunlar normalde protein yüksek olduğu için tavada da bu hep sarı oluyor. Beyaz pek görünmüyor genelde. Protein yüksek bunların. Bunlar normalde yumurtanın kabuğu da verilir. Biliyorsun köpekler kemik yapıyor, evet, şey yapıyor. Kalsiyum yapıyor. Kabuğunu yiyor mu? Tabii normalde yer onu bir şeyle beraber dövdüğün zaman. Yiyor onu, kalsiyum yapıyorum. Ye. İsraf etme. Yine. Al bakayım gel. Ne yapacağım? Onu da yiyeceğim. Eskavur var ya. Eskavur. Eskavur neydi belli de. Balık her şey. Kafanı sarı oldu eskavur. Vallahi yiyorum ye. Elimi ye Ziyan. Ha bunları ye. Al Escobar. Al. Bunları ye. Buraya gel. Bunları ye. Arkadaşlar mavi yumurta benden önce Escobar yedi ya. Çöp nerede? Çöp hemen arkada. Ben geliyorum. Sen çekmeye devam et. Escobar hareket edecek. Ben de seçeyim. Hadi bakalım. Hadi Esko. Hadi. Hadi gel. Hadi. 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 Hadi oğlum. Şeyler yedim herhalde. Güzel burası. Kalayım buradan. Escobar birazdan salacağım seni. Gitsin herkes. Escobar'la. Gittiler. Arabaya binsinler. Giden de buradan yukarı koşsun. Kimse yok. Boş değil mi? Evet kimse yok. Kimse yok. Şu an bir bahçelerde var. Zaten yürüyüş yapacağız yukarı doğru. Arkadaşlar. Escobar'a şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki ben Escobar için geliyorum böyle geziyorum. Escobar da boss'u büyüttüğü için biliyorsunuz Escobar'a sözüm vardı seni bir geziye getireceğim. O da böyle Şamil abinin yerine denk geldi. Hem de çok güzel bir yer bizim için de. Yani kafamızı, zihnimizi dinlendirmek için 10 numara bir yer. Havası çok iyi. Escobar da bu akşam bizle beraber dinlenecek. Hem güzel şeyler yedi hem de güzel. Bizim orada şimdi sıcak gerçekten bunaltıyor. Bugün öğleden sonra geldik. Hava değişikliği hem aslında bunların biliyorsunuz Escobar geçen sene hep yara olmuştu. Buralarında hep bir yara mara vardı. Allah'a şükür ki bu sene çıkmadı.
Erkan abinin orada bir yer, şeyde Rize'de bir yeri var. Orada denize de getireceğim onu. Ama bu Escobar'a olan borcum. Onu da ödemiş olduk. Değil mi Escobar? Aferin oğluma benim. Ha, buradan biraz yumurta oldu ama. Neyse oradan geçer herhalde. Burayı arkadaşlar bulmak da çok kolay. Onu da söyleyeyim. Hemen Ovid Tüneli'nin çıkıyorsunuz. 5-6 kilometre var. Yok herhalde. Kaç kilometre Ovid Tüneli'nden sonra? 15 kilometre. 15 kilometre mi? 15 kilometre. Özbağ Tüneli var burada. Buraya Özbağ geçen... bir tüneli çıkışı. Özbağ Tüneli'nin çıkışında burası. Burayı da bulmak isteyenler kolaylıkla bulabilir. Yolun üstü çünkü. Gelen arkadaşlar zaten buraya yol düşen arkadaşlar muhakkak gelsinler. Muhlama da yesinler. Muhlama harbi süper. Yani bizim Trabzon'dan daha güzel olmuş yani maşallah. Eyvallah. Harbi o kaşar maşardan mı fark etti? Neydi? Peyniri. Abi kullanılan malzemelerle kullanılan malzemeler muhlamanın tadını tamamen değiştirmiş harbiden. Çok güzel. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.